100-150 gram ağırlığında fasulyeye benziyorlar ve vücudumuzun sırt bölgesinde bulunuyorlar. Vücudumuzun filtre sistemi. Filtrenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Evde anneniz çay demliyor mu? Evet. Peki demlediği çayı çaydanlıktan veyahut da demlikten bardağınıza koyarken araya ne koyuyor? Ne koyuyor? Süzgeç koyuyor. Niye? Çayın çöpleri böbrekleri bardağınıza geçmesin diye. İşte böbreklerimiz de böyle bir şey. Bakın vücudun kalbimizin pompaladığı kan vücudumuzda dolaşıyor. Dolaşırken kirleniyor. Böbreklere geliyor. Orada temizleniyor. Sonra tekrar kalbimize gidiyor. O küçücük böbrekler günde 200 litre yani şöyle kocaman bir varil kan temizliyorlar. Şimdi öğretmenlerime bir şey söylemek istiyorum ve sizlere. Her böbreğin içinde 1 milyon 200 bin tane nefron denilen filtre var. Filtre. İki böbrekte 2 milyon 400 bin tane. İşte biz bu yüzden böbreklere, o küçücük böbreklere muhteşem organlar, muhteşem böbrekler diyoruz arkadaşlar. En fazla mutlu olmak istiyorlar. Daha sonra başarılı olmak istiyorlar. Daha sonra da hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Hepinizin hayali var mı? Benim de hayallerim var. Hem de her gün ne hayaller kuruyorum bir bilseniz. Beslenme ne demek? Büyümemiz için gerekli olan besinlerden yeteri kadar vücuda almaya beslenme deniyor. Bu bizim yaşamsal en olmazsa olmazımız. Dolayısıyla beslenme çok önemli. Ve yeterli miktarda beslenmek çok önemli. Bunlardan bir tanesi, bakın yapay böbrek dediğimiz şu diyaliz makineleri var. Bu makine benim boyumda 90-95 kilogram ağırlığında. Böbreğimiz ne kadardı? Yumruğumuz kadar 150 gramdı. Bu makine o böbreği yaptığı işi şöyle böyle yapabiliyor. Böbrekleri hastalanan insanlar, bizim burada Kapaklı'da olduğumuz olan gibi böbrek hastaneleri var. Diyaliz merkezinde. Oraya gidiyorlar. Haftada 3 gün bu makineye bağlı yaşıyorlar. Her gittiklerinde 4 saat kalıyorlar. Bizim burada merkezimizde siz yaşta çocuklar var. Çok zor bir hayat. İşte o yüzden beslenmek, dengeli beslenmek çok önemli. İkincisi ne? Organ nakli. Organ naklini duydunuz mu? Evet. Nasıl oluyor organ nakli? Hastanede yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen birisinin organlarını alıyorlar, hasta olanlara takıyorlar. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişi 8 kişiye hayat verebiliyor. Bunlardan ikisi çocuksa bu 9 kişi oluyor. Çok sevap ve çok ulvi bir şey. Bundan daha büyük bir sevap, daha büyük ulvi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden organ nakli çok önemli. İkincisi, canlı birisi 2 tane sağlam böbreği varsa böbreklerinden birini 4. derece akrabalarına kadar bağışlayabiliyor. Bir tane böbreğini alıyorlar, hasta olana takıyorlar. İkisi de birer böbrekle sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. O 3 tane atanlar var ya, o 3 tane şeker atmaya devam ederlerse bakın ne olur. Tehlikeyi gör. Günde 50 gramdan fazlası aşırı şişmanlığa, şeker hastalığına ve böbrek hastalıklarına yol açıyor. Böbreklere geri kaçabilir. O zaman da güzel şeyler olmaz. Ne yapacağız? Çişimiz geldiği zaman tuvalete gideceğiz. Çişimizi yapacağız arkadaşlar. Diyoruz ki çişini tutma, böbreklerini görme diyoruz.